şey üzerine çalışıyorum. Bir ucunu vereyim size. Ahmet'in gene ilgisini çeker. Ahirette zaman var mıdır? Cennette vardır. Çünkü pazartesi Adem Aleyhisselam'ı ziyaret edilecek diyor. Perşembe günü beni ziyaret edeceksiniz diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Cuma zamanla alakalı bir şey söyleyeceğim. Cuma günü de Allah'ı ziyaret edeceğiz diyor. Tamam, bir zaman var. Ondan sonra bir haşirde işte zaman var. Kimisi berk suratinde, kimisi hayat suratinde vesaire. Kabirde zaman var. Niçin var? Değer esmasıdır. Azami derecede tecelli ediyor. Bak bir şey anlayın. Şimdi bütün 18 bin alemi bu alem içinde gördüm diyor. 409 mektubatta ustan. Gül goncası gibi. Yani burada hepsi var. Şimdi zaman öyle bir hakikat ki şerit üzerine bir paket koymuş. Buna alem-i şehadet de. Alem-i şehadet ikisi de aynı şerit üzerinde. Aynı şerit üzerinde. Yani zamanın içerisinde. Zamanın içerisinde. Şimdi çalıştığım şu. Zamanın mazi ve müstakbeli yoktu. Bir inkılaba sebebiyet veriyor. Yani böyle bildiğimiz gibi böyle. Mesela bak burada duruyor. Bak burada duruyor. Şimdi zaman geçmiyor mu? Geçiyor ama bir değişiklik yok. O da bugün de vardı. Şimdi de var. Orada da bir değişiklik yok ama zamanı geçmiyor. Zamanın tesiri var mı duvarlara? Var. İnkılap yaptırıyor. Eritiyor, enerjilerini boşaltıyor vesaire. Şimdi o zamanın şey demek istediğim şu. Ta arş-ı azamdan ezelden ebede uzanmış bir şerit gibi bütün varlık onun üzerine dizilmiş. Bizi ahiretin hem de ispatıdır, bağlayan en kuvvetli sahip delil zamandır. Çünkü orada da var aynı hakikat. Hani aynı şerit devam ediyor. Mesela diyelim ki uçaktan paket geliyor. Biz bakıyoruz bir perde gelmiş. Perdeden bu tarafa çantamız geliyor ama ondan sonra almadın mı çantayı gidiyor oralardan yuvarlak dönüp tekrar geliyor. Biz duvarın arkasını görmüyoruz ama çok iyi biliyoruz ki orada şerit de işliyor. Aynen. Tamam. Yani eğer zaman bir yerde durursa ahiret olmayabilir. Eğer zaman akıyorsa o zaman bir şeyin akabilmesi için üç yönü olması lazım. Bir, bana gelmesi lazım. İki, bende olacak. Üç, benden ayrılacak. İşte zaman böyle bir hakikattır. O zaman ahiretin en acayip bir ispatlarından bir tanesi de zamandır. Mesela ne demek? Geçmiş diyorsun. Bunu inkar edebilen var mı? Yok. İçinde kim var? Ben varım. Benim geçmişimden ben varım. Senin geçmişinden var. Peki istikbal otomatik olması lazım. Geçmiş diyemezsin yoksa. Gelecek yoksa. Geleceksiz geçmiş. Geçmişiz gelecek yok. O zaman bir hakikat bizi bağlamış. Akıyor diyor ya, istikbalden hale uğrayıp maziye dökülüyor. Zahir şeyine alınmışız. Yani ne yapmış onu getiriyorum. Bu dehr esmasına ona geliyorum. Azami derecede mazar olanlar zaman, şimdiki zaman kaydından çıkıyor. Denizli, Edirne, Hatay, Rize kodladım esmayı. Zaman ve mekanını sıyırıyor. Yani bak nasıl dehr esmasıdır. Rahman esmadır, Rahim esmadır, tamam mı? Kerim, Latif esma olduğu gibi zaman da esmadır. Esmaya dayanıyor. Dehr esması. Azami dereceye mazar olan insana ne olur? Azami derecede mazar olana üçünü birden görür. Aynen. Bu zaten normal bir şey yani. Esmaya mazariyettir ya. Geylani haya mazar olmuş. Hayattaymış gibi icraat yapıyor. Der esmasına azami derecede mazar olanın üç zamanı bir anda görür. O zaman ne olur? Dünkü Kadir gecesine sen bir sene, ben bir sene sonra ulaşabilirken o her an dünkü Kadir gecesiyle beraber. Niye? Kudret, Kadir esmasına azami derecede, kudret esmasına azami derecede mazar olanın her gecesi Kadir gecesidir. Der esmasına mazar oldu bu Rüsel abi. Kalıyor orada abi. Evet. Cümlenin devamında. Enteresan. Sait gibi bir ders arkadaşıyla konuşuyor. Ve ne? Konuşmaya da Abdülkadir abi zaman ve mekan mani olamıyor.
Bak. Konuşmaya da çünkü niye olamıyor? Özür dilerim. Çünkü zaman esmadır. İnsanın hakikati esma değil. Ta mahiyet-i zatiyeden benlik geliyor. Şunat-ı zatiyeden latifeler geliyor. Sıfatlarımız sıfattan geliyor. Sıfatlarımız sıfattan geliyor. Hissiyatlarımız esmadan geliyor. Zaman esmadır. İnsanın hakikati, mahiyeti esmanın arkasındadır. O zaman zaman mani olamıyor. O esma engel olamıyor çünkü artık. Mekan da mani olamıyor. Olamıyor. Orman geçebiliyor tabii. Geçiyor. Geçiyor. Olamıyor diyor çünkü. Çünkü insanın mahiyeti esmanın arkasında. İster arzın öbür tarafında olsun. Şimdi arzın öbür tarafını olsun diyen abimiz orayı görmeden, orayı gezmeden Üstad Hazretleri ile Gelen Hazretleri'nin konuşmalarını seyretmeden nerede olduğunu nereden bilecekti bu cümle yazacak? Üstad da oynaylamış koymuş. Üstad da oynaylamış koymuş abi aynen dediğin gibi. İster nerelerde konuşmuş? Bak, bazıları der ki kırmamıştır. Hayır. Bazılarının ifade yanlışlığı şeyini de koydu ve oraya koydu. Yanlış dedi bu. Mesela bir abi var. Onu hatırlar mısın? Ben ismini hatırlayamadım. Diyor ki Nur-u Muhammediye diyor hakikati gerçi Hazreti Peygamber'e şamil ise de her bir insana caridir. Üstad diyor hayır diyor. Vallahi da hayır diyor. Ona astır. Biz onun cilvesiyiz diyor. Bak hayrik diyor. Tahsiye diyor. Abinin sözünü de koyuyor ve tahsiyeni de koyuyor. Hiç dokunmuyor ama tahsiye diyor. Vallahi da onayladıklarını karışmıyor. Evet. Özür dilerim kusura bakma. Estağfurullah. Şimdi ben şöyle bakıyorum. Bu konuşmanın da vuku bulduğu yerlere biraz işaret ediyorsun abi. İster ağzım öbür tarafında olsun. Mekanda mani değil ya. Mekan da kalktı. Zaman da kalktı. İster semavatın en uzak köşelerinde olsun. Daha ileri gidiyorsun abi. İster Hazreti Adem Safiyullah zamanında dünyaya veda etmiş olsun. Allah Allah. Bunu ben 23. mektuba baktım. Burası yok.